Merhaba arkadaşlar, en iyi performans veren kışlık sürüşlerinizde de size yardımcı olabilecek 6 tane kışlık mont tanıtacağım. Bunlardan birincisi Venom Turex. Bu enduro veya naked sürüşlerde size gerçekten iyi gidecektir. Nedeni de şu, onun için zaten yapılmış C onaylı korumaları var. Arkasında bir sırt koruma ile beraber geliyor. Özellikle kumaşı, cepleri, duruş şekli, işte altının uzun olmasıyla enduro veya naked sürüşlerde, dik oturuş pozisyonlu motorlarda size gerçekten kış sürüşlerinizde ve bahar sürüşlerinizde en iyi gidecek montlardan bir tanesi. Çünkü hani kısmen yağmur geçirmez, kışında sürüşlerinizde sizin tamamen göğüs kısmınızı ve kollarınızı tamamen sıcak tutacak şekilde yapılmış. Arkasında bir tane koruma ile beraber geliyor. Bu koruma da gerçekten hani diğer montlarda çoğunlukla sırt korumasıyla gelmez ama bu sırt korumasıyla beraber geliyor. Bunun özellikleri nedir? Kolunda bir tane cırt cırt var. Bu yan kısımlarında kolunuza göre ayarlamanız için cırt cırt ve cırt cırtlarla desteklenmiş. İç tarafında bir tane astarı var. Astarını da hemen göstereyim. Şu şekilde. İçinde bir tane de cebi var. Ön tarafında astarı var. Astarı da tabii ki fermuarla kapatıyorsunuz ve açıyorsunuz. Astarın iç tarafında da cepleri var. İki tarafında da cebi var. Ve hani bu kış sürüşlerinizde, bahar sürüşlerinizde size gerçekten yardımcı olacaktır. Kışın size işte kışın sizi sıcak tutacak, bahar sürüşünde de ferahlık sağlayacaktır. Tabii ki bu ferahlık için de içindeki astarı çıkartmanız gerekiyor. Astarı çıkarttıktan sonra yazında kısmen terlemeden kullanabilirsiniz. Arkasını da göstereyim. Arkası da şöyle. Arkasında bir sırt koruma ile beraber geliyor. C onaylı omuz ve dirsek korumaları var. Cırt cırtlı, çıt çıtlı ve tabii ki bileklerinde de tekrar fermuarla şöyle bir ek yeri yapmışlar. Yani fermuarı açıldığınızda tamamen kol boşa çıkmıyor. Onun da bir ek yeri var tabii ki. Bir açılma kapasitesi var. Uygun bir eldiven giydiğiniz zaman kış sürüşlerinde daima sıcak kalabilirsiniz. Bundan sonra tanıtacağım montlar biraz daha üst seviye ve daha üst fiyat ve performans gösteren montlar. Diğer bir mont ise daha önceden de tanıttığım Rika Airstream. Rika Airstream'i gerçekten öneriyorum. Çünkü hani içindeki astarıyla, arkasındaki korumasıyla C onayla dirsek ve omuz korumalarıyla gerçekten iyi yapılmış ve fiyatı da makul. Fiyatlarını aşağıda yazıyorum. Bunun 1099 lira bir fiyatı var. Şu kısımdan şöyle iç tarafındaki astarı kapatıyorsunuz. Astar size tüm kış sürüşlerinizde yardımcı olacaktır. Göğsünüzü sıcak tutacaktır. Şöyle cırt cırtlı şekilde boynu kapanıyor fermuarlı. Ve şuradan kapattığınız zaman ön tarafı şöyle hem enduro naked spor sürüşlerinizde de size gerçekten hani üstünde oturduğunuz zaman hem beliniz çok fazla açılmayacaktır. Çünkü arkası biraz daha uzun şekilde yapılmış ve sırt korumasıyla beraber geliyor. Sırt koruma yerini burada göstereyim. C onaylı korumaları var dedik. Cırt cırtı var ve fermuarı var. Bundan gerçekten hani güvenerek alabilirsiniz. Zaten kanalımızda da arkadaşlar tavsiyelerinde bunu belirtiyorlar. Arkadaşlar tükenmeden alın diyorlar. Elimizde de sınırlı sayıda kaldı. Yani hani 8-10 tane filan bir model kaldı. Bir hani ölçü kaldı. Onlardan kısa sürede mağazamıza uğrayarak alabilirsiniz. İç taraflarında kol ayarlaması var. Bunları çıt çıtla yapmışlar. Ve boynunda bir tane daha çıt çıt var. Açtığınız zaman da demin gösterdiğim şekilde şuradan cırt cırtıyla açılıyor. İç tarafındaki şurada da bir cırt cırt var fermuardan önce. Fermuarı açtığınız zaman iç tarafını görüyorsunuz. İki tarafında da cebi var. Batıcı şeyleri içine koymamaya bakın. Çünkü onlar ilk çarptığınızda sizin vücudunuza doğrudan batacaktır. Yan tarafında cepleri var. Ön hava kanalları var. Arka hava çıkış kanalı var. Şu tepesinde. Boyunda yüksek ve çıt çıtla kapanıyor. Bunu alabilirsiniz. İkinci tavsiyem budur. Yani ikinci derken ikinci sıradaki tavsiyem budur. Ama diğer montlar içinde fiyat ve performans olarak alabileceğiniz en iyi montlardan bir tanesidir. Çünkü 1099 liralık bir fiyatı var. Diğerlerinin fiyatlarını hepsini aşağıda yazıyorum. Bileği cırt cırtlı, fermuarlı, kol ayarlamalı. İçindeki astar da çıktığında içinden rahatlıkla hani bahar ayında, yaz ayında ferah ferah kullanabilirsiniz. Çünkü ön havalandırma kanalları var. Yanında iki tane cep var. Diğerinin de hani önceden tanıttığım Turex'in de şu bel ayarlama tokaları veya çıt çıtları var. Ön tarafı fermuarla kapanıyor. Hepsinde olduğu gibi. Şimdi diğer monta geçelim.
Bu da gerçekten çok iyi bir model. Kış ve bahar sürüşlerinizde size gerçekten hem koruma bakımından hem de işte sıcak soğuk dengesi bakımından gerçekten hizmet verebilecek bir mont. Hizmet verebilecek dedim aslında. Güvenebileceğiniz bir mont. Şöyle iç tarafındaki bölüm kapanıyor. Şöyle çıt çıtları var. Çıt çıtları kapatmadan ben şu şekilde fermuarını, dış fermuarını kapatarak size göstereyim. Özellikle şu kısımları, çıt çıtları var ve hani çift taraflı açılır fermuarı var kollarında. Çünkü fermuarı tamamen açmadan ferah bir şekilde kullanabilmeniz için burada delikli bir yapı yapmışlar. Kol içlerinde ince bir doku var. Kol dışlarında deriden yapılma. Çıt çıtla kapanıyor. Çıt çıtı da iki kademe yapmışlar şuralarında. Bu da hani bileğinize göre ayarlayabilmek için. Yan tarafında tabii ki iki tane cebi var. Şöyle. Arkayı da göstereyim. Bunlar arkasında bir sırt korumayla gelmiyor. Revit bunları sırt korumayla göndermiyor. Kollarında ve omuzlarında CE onaylı korumaları var. Ve hani arkasında bir tane sırt koruma kendiniz almanız gerekiyor. Bu da gerçekten iyi bir mont. Yanları da şu belinize göre cırt cırtla oturtabiliyorsunuz. Bunu da işte spor sürüşleri uyabilir belki. Yani tam bedeninize göre almayı unutmayın. İşte Naked, Enduro'da o tarz motorların hepsinde scooter'larda giyebileceğiniz bir mont. Kışlık montlar için de bu Ignition 2 montu da iyi seçeneklerden bir tanesi. Eğer fiyat performans arıyorsanız bir önceki montu Rika Airstream'de alabilirsiniz. Şimdi diğer monta geçelim. Bu da Revit Tyler modeli. Revit Tyler modelini daha önceden yine kanalımızda tanıtmıştım. Bu kışlık bir mont. Yazın kullanmaya kalkarsanız sizi terletecektir. İç tarafında çok iyi bir tane astara sahip. Tabii ki iç astarı bir tane fermuarla kapanıyor. Şu kısımda tekrar fermuarla kapanıyor ve vücudunuza tam oturuyor. Bilekleri şöyle çıt çıtlı yapılmış. Çıt çıtı bileğinize göre ayarlayıp kapatıyorsunuz. Elinize tam oturması veya işte tam ölçünüzde almanız gerçekten önemli. CE onaylı yine korumaları var. Yan tarafında iki tane cep var. İçindeki astarı çıkarttığınız zaman bahar sürüşlerinizde de kullanırsınız. Ama çok sıcak günlerde sizi terletecektir. Çünkü çok hava alan bir kumaş değil. Şu kısmı da yüksek yapılmış. Şu kısmı. Bunu da şöyle çıt çıtlı kapanıyor. Açtığınız zaman tekrar göstereyim. Şu kısımlarında yani bu bel kısımları da çıt çıtlı olarak yapılmış. Açtığınızda içindeki astar kısmı rüzgardan ve yağmurdan sizi koruyacaktır. Bu ince tabaka aynı zamanda sizin göğsünüzü ön taraftan gelecek rüzgarı kesip sıcak tutmasını sağlayacaktır. Bu tabakayı çıkarttığınızda bahar sürüşlerinizde de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Dediğim gibi onaylı korumalara sahip. Arkasını göstereyim. Arkasında bir tane sırt korumayla gelmiyor. Daha önceki montları zaten gördünüz. Benim önerim, fiyat performans arayanlar için tekrar söylüyorum. Rika Airstream. Daha uygun fiyatlı bir şey arıyorsanız Venom Turex alabilirsiniz. Bu daha pahalı ama ona göre de kışın koruma seviyesi daha yüksek bir monttur. Şimdi diğer monta geçelim. Bu da Revit Excalibur montu. Revit Excalibur montu da gerçekten kışlık, kış sürüşleri için kışlık bir mont. Şöyle değişik şekilde bir kapanma mekanizması var ön tarafında. Bu iç astarı çıkartıp baharda da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ama yaz sürüşlerinde sıcak gelecektir. Göğsünüzü daha fazla korumak için yapılmış. Şöyle kapattığınız zaman tam üstünüze oturacak şekilde yapılmış bir mont. Şu kısımlarında hava alabilir bölgeleri var. CE onaylı dirsek ve omuz korumaları var. Kolları da şöyle sıkabiliyorsunuz. Sıktığınız zaman kolunuza tam oturmasını sağlıyor. Çıt çıtları var. Şu yanlarında cırt çırtla açılıp kapanıyor bilekleri. Gerçekten iyi bir mont. Şöyle açtığınız zaman da şuradaki fermuarlar bahar ayında size yarayacaktır. Şöyle yan tarafında iki tane cebi var. Bel ayarlamak için şöyle cırt çırtlar yapmışlar. Burası çıt çıtla kapanıyor ve o boynunuza göre ayarlayabiliyor. Daha kalın boyunlu arkadaşlar varsa onların boyunlarına göre de uygun şekilde şöyle o çıt çıt sürüklenebiliyor.
arka tarafını göstereyim hemen. Arka tarafı da uzun. Yani hem spor hem naked sürüşlerde, enduro sürüşlerinde de kullanılabilir. Ama daha uzun bir şey istiyorsanız Revit'in daha uzun, daha önceden tanıttığım işte Ignition 2'yi alabilirsiniz. Tyler'ı alabilirsiniz. O montları da kullanabilirsiniz. Bu da gerçekten korumalı. Güzel şekilde tüm kış sürüşlerinizde size yarayabilecek. Baharda da şuradaki hava kanalları sayesinde rahat sürebileceğiniz bir mont. Arkasında bir tane sırt korumayla gelmiyor yine Revit. O korumayı sizin almanız gerekiyor. Yani korumayı sizin almanız gerekiyor derken Impact-Tek korumalar var. Onları da göstereyim. Arkasındaki koruma olmayan montları Revit'in yine yaptığı. Bunu ayrı satıyorlar. Revit'in bir tane sırt koruması var. 3 kademeli, 3 kademeden oluşan ve hani çarptığı zaman size bunu, o darbeyi emebilecek şekilde yapılmış. Aynı zamanda Impact-Tek şöyle sırt korumaları var. Bunlardan da alabilirsiniz. Bunlar kesilerek küçültülebiliyor. Hani montunuza göre içine oturtabiliyorsunuz. Bunlar da çarptığında taş gibi oluyor gerçekten. Bunlardan koyabilirsiniz içine. Şimdi diğer monta geçelim. Bu da Revit'in Outback modeli. Outback modeli de gerçekten hani tüm kış sürüşlerinizde sizi sıcacık tutacak bir mont. Bu hem naked hem enduro. Spor sürüşlerde çok iyi gitmeyebilir. Biraz uzun bir mont sonuçta. Ön tarafında şöyle havalandırma kanalları var. Şöyle onlar size ferahlık vermesi için yapılmış. Şöyle cırt cırtla kapanıyor. Cırt cırtları var. Ön tarafında cepleri var. Su geçirmez ceplerdir bunlar da. Şöyle açtığınız zaman zaten içindeki naylon yapısını hissedersiniz ve onlar da su geçirmesini engeller. Diş tarafındaki astar gerçekten sizi sıcak tutacaktır. Kollarında şöyle fermuarları var. Bu fermuar hani iç tarafında file bir dokuyu barındırıyor. Bu file doku da sizin bahar sürüşlerinde rahat etmenizi sağlıyor. O fileyi tamamen bu kolunuzdan açmadan o file dokusunu şuradan çıkartıp kolunuza işte baharda, yaz aylarında böyle hani rüzgar gelmesini, ferah hissetmenizi sağlayabilmesi için yapılmış. İç tarafında tekrar hani bu iç tarafında çıt çıt tarafları var. Kolunuzdan çıkmasını engellemek için yapılmış o da. İç tarafındaki astarın çıkmasını engellemek için yapılmış. Açıldığı zaman zaten astarını görüyorsunuz. Şöyle astarını görüyorsunuz. Bu astarı içinden çıkartarak baharda kullanabilirsiniz. Cırt cırtla kapanıyor. Kol ayarlamaları var yine. Şöyle iki kademeli yapmışlar bu kol ayarlamalarında. Şu dirseklerinde özellikle C10 aylı korumaları var, omuz korumaları var. Tabii ki sırt korumasını koyabileceğiniz bir yeri var fakat içinde sırt korumasıyla gelmiyor. Bir önceki tanıtımda gördüğünüz o Impact-Tek veya Revit'in sırt korumalarıyla beraber alırsanız çok daha iyi olacaktır. Yan tarafları şu kısımlardan şöyle çekilecek şekilde yapmışlar. Buna göre belinizi şuradan çekerek sıkıştırıyorsunuz ve şu belin biraz daha üst tarafında tekrar şöyle tokaları var. O tokaları arkaya iterek tam vücudunuza oturmasını sağlıyorsunuz. Şöyle açtığınızda hemen göstereyim. Bu astarı da çıkartabiliyorsunuz. Astarı da çıkarttıktan sonra bahar sürüşünde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yazın biraz sıcak gelecektir. Evet, bunlar çoğunlukla kış ürünlerini tanıtmaya çalıştım. Yazın da bir iki tanesini kullanabilirsiniz ama tabii ki kışın sürdüğünüz montla, yani kışlık bir montla yazın sürmeye çalışmak bayağı bir terletecektir sizi. Terlemek de hani suyun devamlı vücuttan eksilmesi demektir. En iyi performans gösteren 6 tane montu tanıtmaya çalıştım arkadaşlar. Umarım yararlı olmuştur. Biz Bostancı'dayız. Kartal Sokak'tayız. Bize ulaşması kolay. Bostancı metronun ikinci çıkışındayız. Hepinize iyi sürüşler.